Değerli izleyenlerim, oruç malum İslam'ın 5 şartından birisi. Ve bu 5 şart son derece önemli. Din bunlar üzerine kurulmuş. Bunlardan bir tanesi oruç. Oruç bizden öncekilere de farz kılınmış. Biz Müslümanlara da farz kılınmış olan bir ibadet. İşte önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de bir sayfadan fazla buna yer verilmiş. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kütübe aleykumus sıyam, oruç size farz kılındı. Kemâ kütübe alellezine min gablikum, sizden öncekilere de farz kılındığı gibi. Leallekum tettegun, ola ki sakınasınız. Oruç vasıtasıyla günahlardan kendinizi koruyasınız diye. Ayetten şunu öğreniyoruz. Bizden öncekilere de oruç farz kılınmış. Hristiyanlarda da, Yahudilerde de ve Allah'ın gönderdiği diğer dinlerde de oruç ibadeti bulunmakta. Ve orucun burada hikmeti beyan ediliyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ta ki korunasınız. Yani oruç bir kalkan gibidir. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Nasıl ki dıştan gelen ok, mızrak gibi şeylere bir kalkanı tuttuğumuzda onlardan korunmuş oluruz. Oruç vasıtasıyla da günahlardan kendimizi daha iyi koruyabiliriz. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur mealinde hadis-i şerif var. Her insan Ramazan ayında kendi şeytanını dizginlemiş olur. Ve insanlar Ramazan ayında günahlardan daha uzak kalır. Ramazan ayında meyhanelerin bir kısmı kapanır, gece kulüplerinin bir kısmı kapanır, kumarhanelerin bir kısmı kapanır. Böylece insanlar günahlardan daha uzak, daha temiz bir ay geçirmiş olurlar. Eyyâmen mâdûdât ve bu farz kılınan oruç sayılı günlerde, yani senenin tamamı değil, çok büyük bir zaman da değil, sayılı günler. Bu sayılı günlerin şehr-i Ramazan olduğu, Ramazan ayı olduğu daha sonraki ayette geliyor. Femen kâne minkum meridan ev alâ sefer, sizden her kim hasta veya sefer halinde, yolculuk halinde olursa فَاِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ tutamadığı günler sayısınca daha sonra tutar. Buradaki hastalık diyelim ki şeker hastalığı gibi veya oruç tuttuğunda gerçekten bünyesine çok zarar verecek bazı hastalıklar vardır. Onlar gibi hastalıklar bu durumda kişi tutmayabilir. Ve bir doktorun nezaretinde, yani doktor bilir bu meseleyi, tutması mı uygun, tutmaması mı, ehil olan bir doktorun tavsiyesine göre bu noktada hareket edilir. Veya bir insan o ayda rahatsızlanmıştır, o ayda oruç tutamayabilir, daha sonra bunun kazasını yapar. İyileştiğinde kazasını yapar. Seferilik halinde, yolculuk hali, insan isterse oruç tutabilir, isterse de tutmayabilir. Yani tutmaması bir genişliktir, bir ruhsattır. Ve alellezine yutigunahu, zorlukla oruç tutabilenlere veya tutamayanlara manası da verilebiliyor buna. Fidyetun ta'amu miskin, bir fakiri doyurmak şeklinde ona bir fidye düşer. Yani tutamadığı her gün için bir fidye. Ramazan diyelim 30 günse 30 günlük fidye ve bir kimsenin sabah akşam işte masrafı, yeme masrafı ne kadarsa bunu takdir edecek ve fidye olarak bunu verecek. Femen tatavva hayran, kim nafile olarak daha böyle artırırsa, daha fazlasıyla verirse fevve hayrul leh, bu onun için daha hayırlıdır. Yani fidye ucuzundan da hesaplanabilir, pahalı da hesaplanabilir. Kim daha böyle fazlasıyla bunu verirse bu kendinin lehinedir. Ona göre sevabı daha ziyade olacaktır. Ve en tasumu hayrul lekum, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz. Yani bir insan oruç tutabilecek ama tutsa bayağı zorlanacak durumda. Bu durumda tutmalı mı tutmamalı mı? Tutması daha hayırlıdır. Belki bazı doktorlar tutmasan daha iyi olur diyebilir ama Cenab-ı Hak oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Fakat bir kısım rahatsızlıklarda bünye gerçekten oruçtan dolayı çok zarar görecekse onların da tutmaması hayırlı olur. Bu Cenab-ı Hak'tan bir ruhsattır.
ruhsattan istifade etmek gerekir. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı, yani o eyyam-ı madudat, sayılı günler, Ramazan ayı. اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Kur'an onda nazil oldu. O konuda Kur'an ayetleri nazil oldu ve Kur'an Ramazan ayında inmeye başladı. Ramazan ayında inmeye başlaması ilk vahyin gelişi şeklinde de anlaşılabilir. Bazı rivayetlerde yer aldığı şekliyle bir bütün olarak dünya semasına Kur'an'ın indirilmesi. Buna inzal deniliyor. Tenzil de 23 yıl boyunca tedricen, peyderpey Kur'an ayetlerinin peygamberimize gelmesi. Her halükarda işte Kur'an Ramazan ayında indi. Ramazan hakkında ayetler nazil oldu ve Ramazan ayında peygamberimize ilk vahiy geldi. Bu manaları beraberce düşünmek mümkün. Demek ki Ramazan öyle bir ay ki Kur'an o ayda nazil oldu. Demek ki Ramazan ayına zinetini veren, özellik kazandıran, hususiyet kazandıran o ayda Kur'an-ı Kerim'in nazil olması. Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı ve Ramazan Kur'an ayıdır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da kendine nazil olan ayet-i kerimeleri Hazreti Cebrail'e mukabele tarzında okuyor. Hani camide, camilerde Ramazan ayında mukabele geleneği vardır. Hafızlar ezbere Kur'an-ı Kerim'i okurlar, diğerleri de takip ederler. Bu Peygamberimizin sünnetine dayanıyor. Peygamber Efendimiz her Ramazan ayında o zamana kadar ne kadar ayet, sure inmişse bunları Cebrail Aleyhisselam'a arz tarzında arz ediyor, okuyor. Ve bu Peygamber Efendimizin vefatı senesinde iki defa yapılıyor. Yani Peygamberimiz Ramazan ayında Kur'an'ın tamamını Cebrail Aleyhisselam'a ezbere okuyor. Ve bunun bir devamı niteliğinde Ramazan ayında camilerde Kur'an çok daha fazla okunur. Hemen her Müslüman hiç olmazsa bir defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya çalışır. Ve evinde okur, yolda giderken dinler ve Ramazan bir Kur'an ayı, bir Kur'an ziyafeti ayı haline gelir. Huden linnas ve Kur'an-ı Kerim insanlara bir rehberdir ve beyinat ve açıklamalardır. Minel huda vel furkan hem yolları beyan ediyor hem de hak ile batılı ayırt edecek şekilde Kur'an-ı Kerim gerçekleri insanlara bildiriyor. Femen şehide minkumuş şahr artık sizden her kim o Ramazan ayına ulaşırsa, yetişirse fel yasumhu o ayda oruç tutsun. Ramazan ayına yetişmek, sağlıklı bir şekilde oruç tutabilecek şekilde Ramazan ayına yetişmek ve buluğa ermek, buluğa ermemiş olanlar için farz değildir. Ama diyelim 8 yaşında, 10 yaşında çocuğumuz, bunlar da arada oruç tutmaları, en azından oruca alışmaları açısından önemlidir. Onlara farz değildir ama alışmalarında fayda vardır. وَمَنْ كَانَ مَر۪يدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Her kim hasta veya sefer halinde olursa فَاِدَّتُمْ مِنَ اَيَّامٍ اُخَرٍ Tutamadığı günler sayısınca başka zamanda tutar. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرِ Allah size kolaylık diler. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Size zorluk dilemez. Yani Allah-u Teala'nın bizim aç kalmamıza ihtiyacı yoktur. Ama aç kalmamız da istemişse bu bizim lehimizedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Nice oruç tutanlar vardır ki bunların oruçtan hisseleri sadece aç kalmaktır. Demek ki oruç sadece aç kalma olayı değil, sadece bedene bir perhiz olayı değil, aynı zamanda manevi bir terbiye olayıdır. Nefsin terbiye edildiği bir zaman dilimidir Ramazan ayı. Nasıl ki arabaların yıllık bakımı yapılıyor ve bu yıllık bakımla performansları artıyor, daha iyi kullanılabiliyor. Biz de Ramazan ayında yıllık bir bakımdan geçiyoruz. Hem mide bir ay boyunca dinleniyor, hem insanda kalp, ruh daha ön plana çıkıyor ve yeme içme gibi insanın en çok hoşlandığı şeyleri gündüz terk etmesi ona manevi bir disiplin kazandırıyor. Helal olanları bile bu şekilde terk etmek suretiyle haram olanlardan uzaklaşma kabiliyeti kazanıyor.
ve böylece günahlardan daha uzak bir hayatı gerçekleştirebiliyor. Ramazan'da elde etmiş olduğu bu performansı Ramazan sonrasında da devam ettirebilirse senenin tamamını bereketli bir şekilde geçiriyor. Bu açıdan Ramazan gerçekten hem kültürümüzde çok önemli bir olaydır, hem de manevi hayatımızda her birimiz için bir dönüm noktasıdır. Ve bu şekilde günde 16-17 saat aç kalmak suretiyle insan nefsine daha böyle söz dinletebilir ve nefsini daha iyi terbiye edebilir. Allah'ın nimetlerinin kıymetini daha iyi idrak edebilir. O nimetlerdeki güzelliği daha yakından hissedebilir, yaşayabilir. Aç kalmak suretiyle aç olan insanların halini daha iyi anlayabilir ve bunun neticesinde zekatını daha rahat verir, sadaka gibi yardımlarını çok daha rahat yapabilir. Bütün bunlar beraberce düşünüldüğünde demek ki Allah-u Teala Ramazan ayıyla, oruç ile bize kolaylık diliyor. Manevi hayatımızı daha iyi devam ettirmemizi diliyor. Ve aynı zamanda hasta veya sefer halindeyken oruç tutmayabiliriz. Böyle bir genişlik vermek suretiyle de dinin kolaylık olduğunu bize gösteriyor. Allah-u Teala'nın bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza elbette ihtiyacı yok. Ama biz o açlık ve susuzluk vasıtasıyla daha böyle bir tavrı ubudiyet kerane, Allah'a yakışır tarzda bir kulluk tavrı içerisine girebiliyoruz. Ve bu da bizim manevi hayatımız açısından son derece önem taşıyor. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ Allah bu müddeti tamamlamanızı istiyor. Yani oruç bir aydır. O bir ay içinde yolcu veya hastalık gibi durumlar olursa bu tutulamayan günler sayısınca sonra tutulacaktır ve bu müddet tamamlanacaktır. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah'ın size hidayetinden dolayı Allah'a tekbir getirmenizi istiyor. İşte Ramazan hilaline bakıp Allahu Ekber, yeni hilal görüldü, Ramazan geldi. Böyle bir sevinç havası yaşamak. İşte Ramazan bayramında Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Bu tarz tekbir sadalarıyla bunu karşılamak. Ve aynı zamanda Allah'ın büyüklüğünü oruç vasıtasıyla daha iyi hissetmek. Allah işte oruçla bunu da hissetmenizi istiyor. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve ola ki şükredersiniz. Allah'ın bu kolaylık göstermesine, Ramazan gibi bir oruçla size olan nimetlerine şükredersiniz diye Allah böyle bunu farz kılıyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ اَنِّمْ Ey Peygamber, kullarım benimle alakalı sana sorduklarında فَاِنِّي garip Ben yakınım. Burada Peygamberimize bazı sorular sorulmuş. Mesela denilmiş ki, Ya Resulallah, Allah bize yakın mıdır? Ta ki ona hafiften yalvaralım. Yoksa uzak mıdır? Nida ile, yüksek sesle dua edelim. Peygamberimize soru soruluyor. Allah-u Teala bu ayette bu konuya da temas ediyor. Ve Allah ile kul arasında vasıta olmadığına, bir aracı olmadığına ayette bir işaret var. Yani kullarım bana, benimle alakalı sana sorduklarında de ki ifadesi burada yok. Fe inni garip ben yakınım diyor Cenab-ı Hak. Demek ki peygamberimizi bile burada aracı yapmadan yakın olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta şu. Yakınlık Allah'a aittir. Bize ait değil. Allah bize bizden yakındır. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle. Ama biz ondan nihayetsiz uzarız. O Halık, biz ise mahluk. Burada uzaklık ve yakınlığı, mekani bir yakınlık, mekani bir uzaklık tarzında anlamak uygun değildir. Mesela güneş bize hem yakındır hem uzaktır. Güneşle aramızda 150 milyon kilometre mesafe var. Ama güneş bizim göz bebeğimizde görülebiliyor. Ve ısısıyla, ışığıyla bize adeta bizden daha yakın olabiliyor. Demek ki Allah-u Teala bize bizden daha yakın ve bizim duamızı duyuyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız buyuruyor. Allah bize o kadar yakın ama insanlar Allah-u Teala'dan uzakta.
İşte dua ile o uzaklık da kalkıyor ve herkes dua etmek suretiyle alemlerin Rabbine yakın olabiliyor. Onun kurbiyetine, yakınlığına mazhar olabiliyor. Bu ayet-i kerime oruçla ilgili ayetlerin arasında yer almasıyla şunu da bize gösteriyor ki Ramazan aynı zamanda bir dua mevsimidir. Ramazan ayında işte diyelim iftara yakın dua etmek, sahura kalktığımızda dua etmek, yine diğer vakitlerde dua etmek son derece önemli ve oruçluyken yapılan dua en makbul dualardan bir tanesi. Ucibu davete dâi izâ da'ani, bir kimse dua ettiğinde ben onun duasına icabet ederim. Fel yestecibu li, onlar da bana icabet etsinler. Vel yu'minu bi, ve bana inansınlar. Leallahum yarşudun, ta ki bu şekilde maksatlarına nail olsunlar. Uhille lekum leyletessiyam errafethu ila nisaikum. Oruç gecesi hanımlarınızla beraber olmak size helal kılındı. Bununla alakalı İslam'ın ilk döneminde iftarı yaptıktan sonra beraberliğin yasak olduğu tarzında açıklamalar kitaplarda yer alıyor. Allah-u Teala bu noktada bir genişlik vermiş. Ta sahura kadarki vakitte, yani sabah namazı vakti girinceye kadarki vakitte beraber olunabilir. Hunne libasul lekum, onlar sizin için bir libastır, bir elbise gibidir. Ve entüm libasul lehunne, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Yani nasıl ki elbise insanı korur, aile hayatı da insanı haramlardan korur. Bir insan aile hayatı yaşamadığında haramlara düşmesi daha kolaydır. Tabi aile hayatı olmayan herkes illa harama düşüyor anlamında değil. Aile hayatı olan herkes tümüyle kurtuluyor anlamında da değil. Ama normal şartlar altında aile hayatı yaşamak bu gibi gayrimeşru beraberlikten insanı koruyan bir durumdur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlere evlenmeyi tavsiye etmiştir. Evlenenin dininin yarısını muhafaza ettiğini, artık diğer yarısına da dikkat ettiğinde dini bütün olacağını bildirmiştir. Özellikle günümüz şartlarında müstehcenliğin, açık saçıklığın çok yaygın olduğu bir ortamda bir insanın kendini bu noktada koruyabilmesi aile hayatıyla çok yakından da alakalıdır. İşte kadın erkek birbirine fıtri meyilleri var, birbiriyle imtihan ediliyor. Meşru bir şekilde evlilik yoluyla bir araya gelirlerse dinlerini muhafaza etmiş oluyorlar, iffetlerini korumuş oluyorlar. Ama gayrimeşru bir araya gelecek olurlarsa en büyük günahlardan birini işlemiş oluyorlar. Alimallahu ennekum, Allah bildi ki siz küntüm tahtanune enfusakum, nefislerinize hıyanet ediyordunuz. Yani başlangıç dönemde akşam iftardan sonraki vakitten sonrası haram kılınmıştı ve bazılarınız sınırı aşıyordu. Fetâbe aleykum, Allah bu şekilde sizi bağışladı ve affâ anküm, ve sizi affetti. Ve neticede süre uzatıldı. Ta sabah namazına kadarki vakitte beraber olunabilecek şekilde hüküm genişletildi. Fel'en bâşirûhunne, artık onlarla beraber olabilirsiniz. Mübaşeret halinde olabilirsiniz. Vebtevû mâ keteballâhu lekum, ve onlarla mübaşeret edin ve Allah'ın sizin için yazmış olduğunu talep edin. Yani aile hayatından maksat cinsel tatmin değildir. Aile hayatından maksat gelecek nesillerin meydana getirilmesi ve gelecek nesillerin yetiştirilmesidir. Ayet-i kerimede Allah'ın sizin için levh-i mahfuzda yazdığı mukadder olan çocuk talebinde bu şekilde bulunun. Buna dikkat çekiyor. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَيِّيِنْ اِچِنْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْاَبْيَدْ مِنَ الْخَيْتِ الْاَسْوَدْ. Ve beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin, için. مِنَ الْفَجْرِ Sabahın, sabah vaktindeki beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadarki vakitte yiyin, için. Burada beyaz iplik, siyah iplik, gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı. Minel fecr ifadesi bunu anlatıyor.
Ancak sahabeden bazıları demek başlangıçta bunu hemen böyle anlamamışlar. Bir tanesi sahabeden peygamberimize geliyor. Elinde beyaz siyah iplik var. Ya Resulallah diyor, ben bu iplikleri yanıma koyuyorum ve bunların rengi birbirinden ayırt edilinceye kadar sahur yapmaya devam ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam biraz da iltifat yollu. Ona şöyle diyor, inneke aridul gafa, yani biraz kaba bir ifade gibi, kalın kafalı getmişsin. Bundan diyor maksat, gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığıdır. Bu olayda belki şunu da görebiliyoruz, sahabenin hepsi aynı fehim derecesinde değildi. Bazılarına bazı açıklamaları da yapmak gerekiyordu. Yoksa yanlış da anlayabiliyorlardı. Sümme etimmu siyame ilel-leyl, sonra geceye kadar, yani iftar vaktine kadar orucunuzu tutun. Yemeden, içmeden ve cinsel beraberlikten uzak kalarak orucunuzu tamamlayın. Ve la tubashiruhunna, o kadınlarla mübaşeret halinde olmayın. Ve entum akifuna fil mesacit, mescitlerde itikaf halinde iken kadınlarla beraber olmayın. İtikaf, bir mescide çekilmek, gündüzleri oruç, geceleri ibadetle kendini böyle ibadete vermek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayının son 10 gününde mescide çekiliyor ve o şekilde devamlı ibadetle vaktini değerlendiriyor. Günümüzde de yine bazıları özellikle Ramazan'ın son 10 gününde bir nevi kampa girmek gibi bir ibadet kampı, kendilerini dünyadan ele tek çektirirler ve gündüz ibadet, gündüz oruç, gece kıyam tarzında ibadet şeklinde vakitlerini değerlendirirler. İşte aile hayatı noktasından Ramazan ayında sahur vaktine kadar, yani sabah namazı vaktine kadar kadın erkek, karı koca beraber olabiliyorlar. Ancak itikaf halinde yasak getiriliyor. Yani itikaf halinde olan bir kimse hanımıyla bu noktada bu tarz bir beraberliği söz konusu olamaz. Tilke hududullah, bunlar Allah'ın koymuş olduğu hudutlardır, sınırlardır. Fela takrabuha, Allah'ın koyduğu bu sınırlara yaklaşmayın. Yani nasıl ki devletin hududu var, hudut aşılacak olursa izinsiz bir şekilde, o zaman bu bir suçtur, cezayı gerektirir. Allah'ın da koyduğu hudutlar var. İşte Ramazan orucuyla alakalı hangi vakitler arasında yenebilir? Bunun hududu çizildi. Kadınlarla ne şekilde, hangi vakte kadar beraber olunabilir? Bunun hududu ortaya konuldu. Ve buna da bir istisna getirildi. Mescitlerde itikaf halindeyken onlarla beraber olmayın. Demek ki bunların her birisi Allah'ın koyduğu birer sınır. Allah'ın koyduğu sınırı aşmamak gerekiyor. Ve bunlara yaklaşmayın denilmesi, ilahi hududu çiğnemeye yakın olan hududu her an geçebilir, yaklaşan tehlikeye düşebilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Kezalike yubeyyinullah ayatihi linnas, ve böylece Allah insanlara ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Leallahum yettagun, ta ki insanlar sakınsınlar, kendilerini korusunlar diye. Cenab-ı Hak bizleri dinin hükümlerini iyi bilen ve güzel uygulayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.